Merhaba arkadaşlar. 5. hafta sarf konularımızdan birisi hemze-i vasıl, hemze-i kat ve hemzenin yazımı olmak üzere arkadaşlar 3 ayrı konu işleyeceğiz. Normalde ders kitabına bakarsanız sarf 2 kitabınızda önce hemzenin tasrifi var, çekimi. Fakat çekimi yazabilmeniz için hemzenin nasıl yazıldığını bilmeniz lazım ki çekimi yapabilirsiniz. O yüzden biz önce hemzenin yazımı ile alakalı kuralları göreceğiz. Hemze-i vasıl, hemze-i kat diye bir şey var. Onu göreceğiz. Ondan sonra tasrife geçeceğiz. Yani buradaki ilk konumuz hemze-i kat konusu. Hemze-i kat nedir arkadaşlar? Kelimenin başında bulunan, yani baş tarafına yazılan, kendisinden önce herhangi bir kelam geçse de geçmese de yazılan ve okunan hemze. Kelimenin başına yazılıyor. Kendisinden önce bir şey bulunsa da bulunmasa da hem yazılıyor hem de okunuyor. Bu hemzeye biz hemze-i katı diyeceğiz arkadaşlar. Nerelerde olur bu hemze? Arkadaşlar biraz sayısı fazla ama şey yaparsanız bir sorun yaşamadan çıkarabilirsiniz. Bir, bu şeyleri gördük. Hatırlarsanız ef'ali fi'l ifal babı gördük. Bu bakın ifal babı ile alakalı bir kuralımız var. İfal babının mazi, emir ve mastarlarının başındaki hemze-i katıdır. Yani hem yazmak zorundasınız hem okumak zorundasınız. Şimdi okuma ile alakalı durum biraz sonra hemze-i vaslı gösterince göreceksiniz. Hemze-i vasıl da ne okunuyor ne de yazılıyor. Yani hemze yazmıyorsunuz. Hemze-i vasılda. Öyle bir durum var. Bu hem yazılacak hem de okunacak. Bakın Ekrem'e mazi, Ekrim emir, İkram mastar. Bakın hemzeler burada yazılı dikkat ederseniz. Birincisi bu. İfal babının mazi, emir ve mastarlarının başındaki hemzeler. İki, muzari fiilin mütekellim hemzesi. Bu muzari fiilin mütekellim dediği yer en son satırdaki ben bir şey yapıyorum ifadesine denk gelen yer. Mesela ehrucu. Bakın yazmış. Yazıda var. Okumak zorundasınız hem de ehrucu. Ektübü, elbesü gibi. Muzari fiilin mütekellim hemzesi yine hemzeyi katıdır etti 2. 3. Biz birinci dönem bu vasıf ifade eden kelimeleri gördük. Müştakkatı gördük. İsmi fail, ismi mef'ul, sıfat, müşebbe, ismi taftil falan gibi kelimeler gördük. İsmi taftilin kalıbını hatırlarsanız ef'alü gibi bir kalıbı vardı. Mesela ekberu, Allahu ekberu diyoruz. Mesela Allah en büyüktür. İsmi taftilin o kalıbın yani ef'alünün kalıbının başındaki o hemze-i katıdır arkadaşlar. Yazmak ve okumak zorundasınız. 4. Sıfat müşebbehe. Sıfat müşebbehenin bir semai kalıpları vardı, bir de kıyasi kalıplar vardı. Kıyasi kalıplar 2 bölüme ayrılıyordu. Bu renk, işte güzellik, çirkinlik, sakatlık falan ifade edenlerin kalıbı ef'alüydü. İşte iç duygu ifade edenlerin kalıbı faalânüydü. Bu sıfat müşebbehenin renk, güzellik, çirkinlik, şekil falan ifade eden kalıbı olan ef'alünün bakın. Şeyin kalıbı da bu dediğim şeyle benziyor, ismi taftiyle benziyor. Onun kalıbının başındaki hemze de hemze-i katıdır. Yine bakın ehmer, kırmızı demek sıfat-ı müşebbehedir. O da yine hemze-i katı olarak karşımıza çıkıyor. 5. Tacu fiilen hemzesi. Daha bunu görmedik ama kalıbı bilirseniz çıkarabilirsiniz. Bu tacubu biz sarf dersinde tacub sigaları diye 2 tane siga göreceğiz. Ef'il bihi var. Bir de ma ef'alehu şeklinde 2 tane kalıbı var bunun. Ef'il bihi'nin mesela ma ecmelehu ve ecmil bihi mesela. Ma eşeddehu ve eştid bihi mesela. Bu başındaki hemzeler hemzeyi katıdır. Etti 5. 6. İstifham yani soru hemzesi ki bu hemze bir taneydi. Pardon. Şuradaki hemzeden bahsediyor bakın. Ente tabibim diyor. Hem dersin sen doktor musun öğretmen misin? Bu soru edatı olan hemzenin başındaki soru edatı olan hemzeyi katıdır. Etti 6. 7. Sülasi mehmuz fiillerin, sülasi mehmuzül fa'nın mazi ve mastarlarının başında bulunan hemze arkadaşlar yine hemzeyi katıdır. Nasıl? Sülasi mehmuz dediğimiz şu 3 harfli fiillerin mehmuzül fa dediğimiz bakın şöyleydi ya mesela. Biz mehmuz yani içinde hemze bulunan fiiller görmüştük. Mesela ekele bu mehmuzül fa. Bu hemze ortada bulunsa mehmuzül ayn, hemze sonda bulunsa mesela bakın. Bede'e biz buna mehmuzül lam diyorduk. Mehmuzül fa için geçerli bu kural. Mehmuzül fa'nın bu başındaki hemze Mehmuzül fa'nın başındaki mazi ama ve mastarlarının başında bulunan hemze hemze-i katıdır yine aynı şekilde.
8. Ya nida harfinden sonra gelen lafz-ı celal, yani Allah lafzının hemzesi hemze-i katıdır. 9. Başında hemze bulunan cem teksirlerin hemzesi. Bakın. Hadis, ehadis, emrün, umurun, ekun, ihfetün, ferdün, efradün, kalemün, eklamün. Bu cem teksirlerinin başındaki, eğer varsa tabii ki, başındaki hemze, hemze-i katıdır arkadaşlar. Etti 9. 10. Alem, acem, yani yabancı isimler, Arapçaya yabancı tabii ki. İsimlerin başında eğer hemze varsa o hemze hemzeyi katıldır. Katı olarak kullanılıyor. İsmail, İbrahim, İshak gibi yabancı başka bir isim, yani mesela İngilizce falan bir isim de olabilir. Varsa hemzeyi katıldır. 10 bu. 11 harfi tarifin hemzesi hariç bütün harflerin hemzesi, bakın. Bu harfi tarif dediğimiz bir ismi marife yapmak için kullandığımız bir elif lam takısı vardı. O vasıl hemzesine girecek, biraz sonra göstereceğim. Onun haricindeki bütün harfler, bakın çok önemli. Bütün harflerin hemzesi hemzeyi katıdır. Mesela ev diyelim, bu bir mesela atıf harfi, enne, ke enne, işte inne, ila, bakın hepsinde hemze yazılmış. O zaman hemze harf tarif hariç bütün harflerin hemzesi hemzeyi katı olacak. Ve son arkadaşlar, genel bir kural bu. Hemzeyi vasıl olmayan bütün isimler hemzeyi kat olarak değerlendirilir. Ki biraz sonra ben size vasılları göstereceğim. Buna ait edebilirsiniz. Bazı isimler var ki bizzat o isimler hemzeyi vasıl olarak geçiyor. O kelime hemzeyi vasıl olup, hemzeyi vasılsa zaten özelliklerini göstereceğim. Hemzeyi vasıl olmayan bütün isimlerin hemzesi hemzeyi katı olarak geçiyor. Mesela ehlün, esedün, ernebün gibi, bakın başlarında hemze yazılmış. Bunlar hemze-i katı. Hemze-i katı neydi o zaman? Başında bir kelam ister bulunsun ister bulunmasın. Hem yazılan hem de okunan hemzeye biz hemze-i katı diyoruz. 12 yerde karşımıza çıkıyor. Madde sayısı biraz fazla arkadaşlar ama bilmek lazım nihayetinde. Bunlar hemze-i katı. Peki hemze-i vasıl nasıl? Ben fazla olanı gösterdim. Hemze-i vasıl sayıca biraz az. Hemze-i vasılları bilseniz yine çıkarırsınız. Hem, yani bunlar diyelim ki kelime vasıl hemzesi içeriyorsa, hemze-i vasılsa geriye kalanlar hemze-i katı olarak kullanılacaktır. Nerede olur bunlar? Bunlar da arkadaşlar dört yerde. Bir, hemze-i vasıl olanlar. Harfi tarif biraz önce kelimenin başına hemze getirmek suretiyle kullandığımız, eflem takısı getirmek suretiyle marife yaptığımız kelimelerdi. Ben hemze-i vasılı anlatmayı unuttum. Onu anlatayım. Sonra hemze-i vasıllara bakalım. Hemze-i katı nasıldı? İşte kendisinden önce bir kelam bulunsa da bulunmasa da hem okunan hem yazılan hemzeye biz hemze-i katı diyorduk. Hemze-i vasıl nasıl? Hemze-i vasıl ne okunuyor ne de yazılıyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Tam tanım şöyle. Kelime başında bulunan, yine bu da kelime başında bulunacak. Bak, ortadaki hemzeler bizi ilgilendirmiyor. Sondaki hemze bizi ilgilendirmiyor. Kelimenin başında olacak. Kelime başında bulunan, yalnız başına yazıldığında okunan, tek başına. Ama başka bir kelamdan sonra geldiğinde ise vasıl halinde, yani okunmadan geçilen hemzedir. Her iki durumda da, yani kendisinden önce bir kelam geçse de kendisinden önce bir kelam geçmese de hemze yazılmıyor arkadaşlar. Sadece nasıl bir durum var? Sadece şöyle bir durum var. Hemze kendisinden önce bir kelam yoksa yazılmıyor ama okunuyor. Kendisinden önce bir kelam geçtiğinde ise hem yazılmıyor hem de okunmuyor. Böyle bir durum söz konusu. Bakalım. El-Muallimu demiş, bakın. El-Muallimu de bu baştaki eliflam takısının hemzesi, bakın hemze-i vasıldır mesela, biraz sonra göstereceğim. Tek başına yazılmış, okunuyor ama yazılmamış. Bakın hemze yok orada. Ünzur, bu bir mesela emir, sülasi bir fiilin emri. Sülasi fiilin emrini de biraz sonra göstereceğim. Hemze-i vasıldır. Bakın tek başına yazılmış. Okunuyor ama yazıda yok. İzheb yine aynı. Burada birçok örnek var. Başka bir kelamdan sonra gelirse ne olur arkadaşlar? Bakın. Venzur örneğine bakın. Başka bir hemze-i vasıl öyle bir şey ki tek başına yazıldığında yazılmıyor fakat okunuyor. Ama başka bir kelamdan sonra geldiğinde, bakın vav'dan sonra gelmiş. Ne yazılıyor ne de okunuyor bu harf. Ne demiş bakın? Biraz önce ünzur demiştim. Yazıda hemzeyi yazmamıştım ama okumuştum ünzur diye. Şimdi bakın başka bir kelamdan sonra gelmiş. Venzur diyorum. Hemzeyi direkt atladım, nuna geçtim. Böyle bir özelliği var. Mesela gâle'l-muallimu. Bak gâle'l-muallimu demiyorum mesela. Gâle'l-muallimu diyorsunuz. Hemze-i vasıldır çünkü. Ayet nasıl? Gâle'z-heb demiş. Bakın bu hemze hemze-i vasıldır.
bir kelamdan sonra gelmiş olduğu için ne yazılmış, yani burada ne hemze var ne de okunuyor diye direkt nereye geçiyorum bakın. Direkt zal harfine geçerek okuyorum. Galezheb diye okumuşuz. Peki bu hemze-i vasıl nerelerde bulunur? Bu dört yerde bulunuyor. Diğer 12 yerde bulunuyordu. Madde sayısı biraz fazlaydı. Kimler hemze-i vasıl olur? Harfi tarifin, yani bu eliflam taksi dediğimiz harfi tarifin o başındaki elifin hemzesi hemze-i vasıldır. Ne? Yani yazılmıyor da, başka bir kelamdan sonra geldiğinde okunmuyor da. Bir bu. Üç, iki, üç harfli fiillerin emirlerinin başındaki elifler. Üç harfli fiillerin, yani sülas fiillerin emirleri var ya. Onların başındaki hemzeler hemze-i vasıldır. 2, 3, ifal babını hariç bakın. Biraz önce ifal babını ben orada hemze-i kat olarak gösterdim. İfal babı hariç bütün mazi, muzari, mastar bilmem ne başlarındaki hemze-i masıldır. Bakın mesela burası normalde inkesara. Biz babları gördük. İnkesara. İnkesara ifal babı değil nihayetinde. Eğer değilse bütün mezit fiillerin babları başındaki hemze-i vasıldır. Tek başına okun şey olsa, yazılmış olsa okuyacaksınız ama yazıda yok. Başka bir kelamdan sonra geldiğinde ne yazılıyor ne de okunuyor. Bakın ven kesara demiş. Ven kesara. Üç de bu. Dört, şu kelimeler sadece arkadaşlar. Bu kelimeler hemze-i vasıldır, bu isimler. Bunların hemzeleri hemze-i vasıl olarak değerlendiriliyor. Ney bunlar? İbnün oğlu, İbnemün, bu da oğul demek. İbnetün kız, İmrun erkek, İmratün bayan. İsneyn ikil, İsneteyn olabilir. İsmün, İstün, bakın ismün, İstün belli belli kelimeler. Eymünün bereket manasına geliyor. Bu şu yuvarlak içine, parantez içine aldığım kelimeler arkadaşlar, bizzat bu kelimeler hemze-i vasıldır. Bunların dışında geriye kalan ve hemze içeren bütün isimlerde neydi? Hemze-i katıydı. Belli bir istisna söz konusu burada. Hemze-i vasıl sınırlı arkadaşlar. Sayısı 4 tane. Nedir? Harfi tarifin hemzesi. 3 harfi fiilen işte emir hemzeleri. Bir de ifal babı hariç bütün mezit fiillerin hemzeleri. Hemze-i vasıl. Bir de belli kelimeler var aşağıda 4. madde olarak. Bunlarınki hemze-i vasıl. Bunların haricinde geriye kalan ne kadar isim varsa hemze-i katıdır. Hemze içeren ilk harfinde. Onları da 12 madde halinde ben size saydım. Bu konu arkadaşlar hemze-i vasıl, hemze-i katı konusu. Burada bir konu daha göreceğiz. Bu da hemzenin yazımı. Bu da bana lazım. Yani bu fiilin çekimini yaparken falan yazacaksınız siz bu niyetinde. Yani onu yazarken oradaki hemzeyi yazacağım mı yazmayacağım mı? Okurken okuyacağım mı okumayacağım mı? O bu kurallarla gerçekleşir. Peki hemzeyi yazarken bu defa hemze başta olabilir, ortada olabilir, sonda olabilir. Nasıl yazacaksınız? Bu da onunla alakalı dersimiz. Yani biz burada iki ayrı ders işlemiş oluyoruz aslında. Hemzenin yazımı nasıldır arkadaşlar? Bu da ders kitabımızın, Arapça Dil Bilgisi Sarmaya kitabımızın 21. sayfası. Hemzenin yazımıyla alakalı arkadaşlar çok kural var normalde. Düz dünya kuralı var. Karmakarışık bir durum söz konusu. Fakat ben size çok net bir şey söyleyeceğim. Onunla her şeyi yazabilirsiniz. Yani yazamayacağınız kelime olamaz sizin hiçbir şekilde. Benim sadece söylediğim kurallara dikkat edin. Hemzenin yazımı normalde zor bir iştir. Hani sıkıntılı bir iştir. Ben size basit kurallar söyleyeceğim. Çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Yok hemze ortada olduğunda öncesiz sakin falan ne düz dünya kural var. Hiç gerek yok. Bakın bir hemze baştaysa. Hemze baştaysa ne olur? Hareke neredeyse oraya yazarsın hemzeyi. Eğer yazacaksan tabii ki. Hareke neredeyse. Hareke üstte mi? Üstte yazarsın. Altta mı? Altta yazarsın. Bakın. Ekele. Hareke üstte üstte yazılmış. Ühtün. Hareke üstte üstte yazılmış. İnsanın. Hareke altta altta yazılmış mesela. Başta o zaman durum böyle. Hemze baştaysa hareke neredeyse oraya yazıyorsunuz. Bu bir. Bakın ortada yazımın düz dünya kuralı var. İşte hemze ortada bulunup kendisi sakinse, hemze ortada bulunup kendisi harekeli ise, hemze işte kelime ortasında bulunup met harfi olan elif falan sonra gelmişse gibi bir takım kurallarımız var. Bunlara hiç gerek kalmayacak. Ben size ortada yazım için daha pratik bir kural söyleyeceğim. Onunla çok rahat yapabileceğiz arkadaşlar. Şurası. Hemzenin ortada yazılmasıyla ilgili pratik bilgi demiş. Nasıl olur? Ben bunu birinci dönem bazen ihtiyaç oluyordu. Kısa kısa anlatıyordum. İkinci dönemin konusu demiştik. Burada göstereceğim şimdi. Arkadaşlar hemze ortadaysa ne yapıyorsunuz? Hemze ile bir önceki harfi kıyaslayın. Hangisi ağırsa hemzeyi onu temsil eden harfin üstüne yazın. Tekrar söyleyeyim.
Hemze ile bir ortadaysa eğer, hemze ile bir önceki harfin harekesini kıyaslayın. Hangisi ağırsa hemzeyi onu temsil eden harfin üzerine yazın. Peki burada iki şey bilmek lazım. Kim kimi temsil ediyor? Ağır hareke hangisi? Bir de bunlar bilmek lazım. Kim kimi temsil eder? Dammeyi vav harfi temsil eder. Kesra'yı y harfi temsil eder. Feta'yı elif temsil eder. Harekelerin kuvvet sıralaması da şöyle arkadaşlar. İmla ile alakalı kuvvet sıralaması. En ağır hareke kesra, ondan sonra damme, ondan sonra feta, en basit, en hafif hareke de sükun. Bu imla ile alakalı. Okuyuşla alakalı en ağır hareke dammedir, o ayrı mesele. Ne yapıyorsunuz? Ben size hangi harf neyi temsil eder? Bir de harekelerin kuvvet sıralamasını gösterdim. Ne yapacağız? Hemze ortadaysa hemze ile bir önceki harfin harekesini kıyaslayın. Hangisi ağırsa hemzeyi onu temsil eden harfin üstüne yazın. Şimdi mesela bir örnek üzerinden bakalım. Yesün demiş. Hemzeyi dikkat ederseniz Elif'in üstüne yazmış. Niye? Hemze şu an ortada. Şimdi hemze ile bir önceki harfin harekesini kıyaslayın. Hemzede sükun var. Bir önceki harfte feta var. Hangisi ağır bakın? Feta sükundan daha ağır. Feta'yı temsil eden harfin üstüne yazıyorsunuz. Feta'yı temsil eden harf neyi bakın? Elif'tir. Bakın Elif'in üstüne yazılmış. Bir sonrakine bakın. Sü ile. Hemze ortada. Hemze ile bir önceki harfin harekesini kıyaslayın bakın. Hemzede kesre var, bir öncekinde damme var. Hangisi daha ağır? Kesra daha ağır. Kesrayı temsil eden harf nedir? Kesrayı temsil eden harf Y harfidir. Bakın Y'nin üstüne alennebri yazmış. Buna bakın. Büsün. Hemzeyi bu defa da vav'ın üstüne yazmış. Niye? Hemze ile bir önceki harfin harekesini kıyaslayın. Birisinde sükun var, birisinde damme var. Hangisi daha ağır? Elbette ki damme sükundan daha ağır. Peki dammeyi temsil eden harf hangisi? Dammeyi temsil eden harf vav'dır. Bakın o yüzden vav'ın üstüne yazmış. Ortada böyle arkadaşlar. Son derece kolay. Hem çekim yaparken hem de şimdi alıştırmalar yaparken ben bu kuralları durup durup defaatle söyleyeceğim zaten. Ama basit bir kuraldır. Harekelerin kuvvet sıralamalarını ortada yazılmışsa kendisiyle bir önceki harfi kıyaslayın. Hangisi ağırsa, ki harekelerin kuvvet sıralaması şöyle. Hemzeyi onu temsil eden harfin üstüne yazın. Hemzeyi temsil eden harfler de şurada yazıyor zaten. Durum böyle ortadayken hiç diğer kurallara ihtiyaç bile yoktur. Peki olur da hemze sonda olur. Bu defa ne yapacaksınız? Olur ki hemde sonda yazılmış olabilir. Sondayken arkadaşlar iki durum söz konusu. Birinci durum. Hemze sondayken hemzeden önceki harf sakin olabilir. Sakinse hemzeyi desteksiz direkt satıra yazıyorsunuz. Hiç desteğe falan ihtiyaç yok. Bakın semavun bir önceki harf sakin desteksiz yazmış. Bu ye bu u bir önceki harf sakin desteksiz yazmış bakın. Dıfın bir önceki harf sakin desteksiz yazmış. Şae sakin bir önceki harf desteksiz yazmış. Peki bir önceki harf bakın harekeli ise bu defa ne olur? Bir önceki harf harekeli ise kendisinden önceki harfin harekesine uygun bir destek üzerine yazılır. Bak burada kıyaslama yok bakın. Mesela ortadayken kıyaslıyordum ya. Şimdi kıyaslama yok. Hemzeyi bir önceki harfin harekesine uygun bir destek üzerine yazıyorsunuz. Mesela bakalım. Tevella. Hemzeden önceki harf nedir burada? Feta. Feta'yı temsil eden harf ne? Elif. Elif'in üstüne yazmış. Buraya bakın. Yekrav. Hemze sonda. Bir önceki harf harekeli. Harekeli ise bir önceki harfin harekesine uygun destek üzerine yazıyordum. Bir önceki harf feta. Feta'ya uygun destek nedir? Elif. Elif'in üstüne yazmış. Buraya bakın. Yestezyumu. Hemzeden bir önceki harf harekeli. Harekeli ama bir önceki harf ne? Kesra. Kesra'yı temsil eden harfin üstüne yazacaksınız. Bakın Y'nin üstüne yazmış. Gari ön demiş mesela. Gari ön kelimesinde. Hemze sonda bir önceki harf harekeli. Bir önceki harf sakin olsaydı direkt desteksiz yazardım. Harekeli. Harekeli ise bir önceki harfin harekesine uygun bir destek üzerine yazıyorsunuz. Bir önceki harf kesra olduğu için, kesra uygun destek ye olduğu için yerin üstüne yazmış. Buraya bakın ama. Lü kelimesi inci. Hemzeden bir önceki harf harekeli. Hemze sonda şu an. Bir önceki harf harekeli ama damme bakın. Dammeyi temsil eden harfin üstüne yazacaksınız. Burada kıyaslama yok bakın. Yanlış anlamayın. Kıyaslamıyorsunuz sonda. Bir önceki harfin harekesini temsil eden harfin üstüne yazıyorsunuz. Konu bu kadar arkadaşlar. Ben size 3 tane konu anlattım. Hemze-i vasıl, hemze-i kat nedir? Nerelerde olur? Bir de hemzenin yazımını anlattım. İki ayrı hatta üç ayrı konu anlatmış olduk arkadaşlar. Bir de şurada not var. Onu da göstereyim. Bize lazım olacak yine de. Diyor ki hemze elif harfinden sonra gelip harekesi feta ise met harfi ile
Hemze idgam edilir. Elif harfinin üzerine uzatma işareti. Mesela bakın, hemze elif harfinden önce gelip harekesi feta ise, bakın elif harfinden önce gelip harekesi feta ise iki harf idgam edilip bakın Kur'an kelimesi ne olmuş? Kur'an diye yazılmış. Bir de oradaki nota dikkat edin arkadaşlar. Asıl göstermek istediğim o değildi. Asıl göstermek istediğim şuydu arkadaşlar. Şurası. Buraya iyi bakın. Hemze elif harfinden sonra geldiğinde, bakın hemze elif harfinden sonra geldiğinde kendi harekesine bakılır. Kendi harekesi damme veya kesra ise kendi harekesine uygun bir destek üzerine yazılır. Kendi harekesi fetha olduğunda ise desteksiz yazılır. Önemli burası arkadaşlara. Yani burası önemli. Buraya dikkat edin. Hemze elif harfinden sonra geldiğinde, bakın bu elif harfi olur ki hemze eliften sonra gelir. Geldiğinde kendi harekesine bakılır. Hemzenin yani kendi harekesine bakılır. Kendi harekesi damme veya kesra ise kendi harekesine uygun bir destek üzerine yazılır. Kendi harekesi feth olduğunda ise desteksiz bir şekilde yazılır demiş. Bu da önemli bakın. Şöyle bakalım. Hemze eliften sonra gelmiş dikkat ederseniz. Bakın hemze eliften sonra gelmiş. Kendi harekesi damme veya kesra ise kendi harekesine uygun bir destek üzerine yazılıyor. Bakın kendi harekesi kesra olduğu için yerin üstüne yazılmış. Kendi harekesi fetha olduğunda ise bakın buraya bakın ama kendi harekesi fetha olduğunda ise desteksiz yazılıyor. Kural ne? Bunu da özellikle söylüyor. Hemze olur da eliften sonra gelirse ortalarda falan. Hemze olur da elif harfinden sonra gelirse kendi harekesi damme veya kesra ise kendi harekesine uygun bir destek üzerine fetha ise direkt desteksiz yazıyorsunuz. Bunu da ayrıca bir kural olarak söylemiş olayım. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Ben şimdi konuyu özetleyeceğim. Özetleyip ders kitabına geçeceğiz. Ders kitabındaki yeri zannedersem 24. sayfa sarf 2 kitabımız arkadaşlar. 24. sayfa. Ben konuyu bir özetleyeceğim orada. Ondan sonra alışmalarına şuraya ben bir konuyu özetleyeyim şöyle. Hemze-i vasıl, hemze-i kat, hemzenin yazımı gibi durumlar anlattım ben size. Hepsini birden özetleyeyim. Hemzenin yazımını arkadaşlar. Hemzenin yazımı şurası olsun. Hemze-i vasıl, hemze-i katı da buraya yazalım. Hemze-i vasıl. Oran maddesi azdı. Hemze-i kat. Kat. Sonunda ayın var bunun. Hemze-i kat. Nedir, ne değildir, nerelerde bulunur, nerelerde bulunmaz arkadaşlar. Hemze-i vasıl neydi? Hemze-i vasıl kendisinden önce bir kelam yoksa okunan, kendisinden önce bir kelam varsa ne okunan ne de yazılan hemzeydi ki dört yerde bulunuyordu buralar. Dört yerde böyleydi. Bir, elif lam takısının hemzesi. İki, bu sülasi fiillerin emir hemzesi. Ama sülasi fiil diyorum bakın. Emir hemzesi. Ünsur gibi. Üç, bu ifal hariç bakın. Bu ifal babımız vardı ya bir tane efal fiil ifal. Babı hariç bütün mezit fiillerin hemzesi. 4. Bir de dördüncü maddemiz vardı. 4'te neydi? İsmün, istün, işte eymünün, imrun, imraatün, ibnün, ibnemün gibi kelimeler. Belli belli kelimeler orada gösterdim. Belli sayıda belli kelimeler. Bunlar hemze-i vasıldı. Bu hemze-i vasıl olan isimlerin dışında kalan her şeyde hemze-i katıydı. Hemze-i katı nedir arkadaşlar? Hemze-i kat başka kelime kendisinden önce başka bir kelime geçmiş olsa da olmasa da hem yazılan hem de okunan hemzeye biz hemze-i katı diyoruz. Kaç yerde olur? 12 yerde vardı arkadaşlar. Bir. Nerede olur? İfal babının hemzesiydi değil mi mesela birincisi? İfal babının hemzesi. İfal babının mazi, emir ve mastarlarındaki hemzeyi katıldı. Bu bir kat hemzesi yazılıyordu, okunuyor. İki, muzari fiillerin o mütekellim hemzesi. Muzari fiilin mütekellim hemzesi. Yani ensuru, ektubu, ehrucu hem yazıyorsunuz hem okuyorsunuz. Üç, ismi taftilin hemzesi arkadaşlar. İsmi taftil. Bu ismi taftil kalıbı dediğim ekberu. Efalü yani. Buraya ekberu örneğini yazayım. Bu hemze hemzeyi katıdır. Okuyacaksınız da yazacaksınız da.
4 arkadaşlar. Sıfat-ı müşebbehenin ef'alü diye bir kalıbı vardı birinci dönemden hatırlarsanız. Bu ef'alü kalıbının hemzesi, hemzeyi katıdır. 4. 5. Ma ef'alehu ve ef'il bihi. Ma, bunu göreceğiz daha, bu konu görülmedi. Ma ef'alehu ve ef'il bihi diye bir taaccüp sigası var arkadaşlar. Ef'il bihi. Bu taaccüp sigalarının hemzesi hemzeyi katıdır. Ma eşeddehu ve eştid bihi. Ma ecmelehu ve ecmil bihi. Ne kadar güzel demek. Bu hemzeler burada hemzeyi katı olarak duruyordu. 6 arkadaşlar, soru edatları, ki bu hemze, yani soru edatı olarak kullanılan hemze, o soru hemzesi diyeyim bunu arkadaşlar. Soru hemzesi. Bu hemzeyi katıldı. 7. Sülasi fiillerden arkadaşlar. Bu başında F bulunan mehmus fiiller var ya. Onların mazi ve mastarlarında bulunan hemze. O zaman şöyle yazayım buraya da. Mehmuzul fa'nın hemzesi dedim. 7. 8 arkadaşlar. Nida harfinden sonra gelen lafzayı celalin, yani Allah lafzının hemzesi. 9. Cem-i teksirler. Şimdi alışmalarda çok sık geçecek arkadaşlar. Cem-i teksirlerin hemzesi. Hemzesi. 10. Arapçaya yabancı kelimeler, yani ucme dediğimiz kelimeler. Ucme yazayım şuraya. Bunların hemzesi. İsmail, İbrahim, İshak gibi. Dediğim gibi yabancı, İngilizce, Fransızca bir kelime de olabilir. Ucme olanların hemzesi. Ve son, pardon, 11, 12 taneydi. Bu elif lam takısı hariç, şurada elif lam takısı vermiştik. O da bir harftir. Bunun hemzesi, hemzeyi vasıldı bakın. Şunun hemzesi. Bu hariç, yani bu harf hariç bütün harflerin hemzesi. Bu da alıştırmalarda çok sık geçecek arkadaşlar. Bütün harflerin hemzesi. 12. Bu biraz önce bu dördüncü madde olarak ismin üstün, ibnün, ibnemin gibi isim kelimeler gösterdim. Onların dışında kalan bütün isimlerin eğer varsa başındaki hemze, hemzeyi katı olarak kullanılıyordu. Ben buraya 12 madde çıkardım. Bir de yazımı tekrar edeyim. Hemze başta olabilir. Hemze ortada olabilir. Hemze sonda olabilir. Başta nasıldı? Hareke neredeyse oraya koy. Hareke neredeyse hemze oraya koyulur. Ortada nasıldı? Kendisiyle bakın. Mesela hemze ortada diyelim. Bakın kendisiyle bir önceki harfin harekesini kıyaslıyorsunuz. Hangisi ağırsa onu temsil eden harfin üstüne yazıyorsunuz. Mesela böyle bir şey karşına çıksa kesra ile dammeyi kıyaslayacaksınız. Hangisi daha ağır? Harekelerin kuvvet sıralaması şöyleydi. Kesra, damme, feta, sükundu. Hangisi daha ağır? Kesra daha ağır. Kesra'yı temsil eden harfin üstüne yazıyorsunuz. Kesra'yı kim temsil eder? Feta'yı elif temsil eder. Dammeyi vav temsil eder. Kesra'yı y harfi temsil eder. Demek ki ben şurada hemze olsa hemzeyi y'nin üstüne yazacağım arkadaşlar. Ortadaki tek kuralımız bu. Sonda nasıldı? Sonda da iki durum vardı. Hemze sondaysa. Kendisinden önceki harf ya sakindir, kendisinden önceki harf ya da harekelidir. Eğer sakinse arkadaşlar direkt desteksiz satırın üstüne yazıyorsunuz. Desteksiz bir şekilde. Peki harekeli ise bu defa ne yapacağım? Bakın kıyaslama yok. Şu bir öncekinde kıyaslama yapıyordum. Burada kıyaslama falan söz konusu değil. Hemzeden önceki harfin harekesi her neyse onun harekesine uygun destek üzerine yazıyorsunuz. Bir önceki harf hemze, mesela hemze şurada olsun. Bir önceki harf kesra mı? Kesra'ya uygun harfin üstüne yazıyorsunuz. Bir önceki damme mi? Dammeye uygun harfin üstüne yazıyorsunuz. Yani sonda olup kendisinden bir önceki harf eğer harekeli ise kendisinden önceki harfin harekesine uygun bir destek üzerine yazıyorsunuz. Bir de haricen bir kural söyledim. Bu da çok sık geçecek karşımıza arkadaşlar. Olur da hemze bir eliften sonra gelirse nasıl yazacaksınız hemzeyi? Hemze eliften sonra gelip eğer kendi harekesi kesra veya damme ise kendisine uygun bir destek üzerine yazıyorsunuz. Mesela damme ise vavun üstüne yazarsınız. Kesra ise yenin üstüne yazarsınız. Hemze elif harfinden sonra gelip kendi harekesi feta ise desteksiz yazıyorsunuz. Bir de haricen böyle bir kural söylemiş oldum arkadaşlar. Durum bu kadar. Durum bundan ibaret. Bu şekilde hem yazabilirsiniz, hem okuyabilirsiniz, hem doğru yazabilirsiniz. Ben size hemze ile alakalı ne var ne yok anlatmış oldum. Hemzenin yazımı normalde uzun bir mevzudur. Yani insanların zorlandığı bir mevzudur. Şimdi alışmalarda da göreceksiniz. Konu son derece kolay. El hemzetu ve kitabetu demiş. Hemze ve yazımı. Bakalım.
Önce hemzeyi vasıl, hemzeyi kat olanları değerlendirelim. Peki hangisi hemzeyi vasıl? Bir öyle değerlendirelim, sonra yazımına bakalım arkadaşlar. Bakalım. Hemzeyi katı. Onu da ayırt etmek kolay. Hani yazıda bu kelime hemzeyi vasıl mıdır, hemzeyi katı mıdır? Yazmışsa hemzeyi katıdır. Yazmamışsa vasıldır. Yani şurada mesela hepsinde hemze var mesela. Hemzeyi katı demek ki. Şimdi sebeplerine bakalım biz. Niye hemzeyi katı? Bakalım. İnne. İnne bir harftir. Harflerin hemzesi hemzeyi katıydı. E'ta. E'ta ef'ale aktarılmıştır. Ef'alenin hemzesi hemzeyi katıydı. İhsan demiş. İhsan nedir? Ef'ale, yuf'ali, if'al, ehsene, yuhsinu, ihsan. İf'al babının mastarı da, mazisi de falan hepsi hemzeyi katıydı. Bu if'al babı. İhsan yine aynı arkadaşlar. Ekbil. Nasıl bir şey? Ekbil. Bu da yine aynı. Şu ef'ale, yuf'ali, if'al diye bir babımız vardı ya. Bu oradan emir. Ne demiştik? İf'al babının mazi, mastar, emir, her şey hemzeyi katıdır. Ekbil yine aynı. Bu da bununla aynı. Enzil, pardon, pardon. E-ünzilü demiş. E-ünzile. Aleyhi, ünzile. Bu nasıl? Meçhul bir fiil ama nereden? Yine ef'ale babından. Ef'ale babının hemzesi hemzeyi katıldı. Bu böyle. Geçelim. Şu alttakine bakalım. Altta hemzenin başta oluşuyla alakalı bir durum yok. Burayı yazıma koymuş demek ki. Tamam, şuraya bakalım. Bu da hemzeyi vasılla alakalı tablo arkadaşlar. Sağdaki hemzeyi kat ile alakalıydı. Soldaki hemzeyi vasıl ile alakalı bir tablo. Peki niye hemzeleri yazmamış bakın. Niye yazmamış? Kuralımız neydi? Dört tane yerde geçiyordu. İşte elif, lam takısının elifin hemzesi, sülasi fiillerin emir hemzesi, ifal babı hariç bütün mezit fiillerin hemzesi ve belli bir takım kelimelerin hemzesi hemzeyi vasıldı. Bunlar muhtemelen o sebeplerden birisine dayalıdır. Bakalım. Udkul. Sülasi bir fiilin emri. Hemze-i vasıldır yazmamış. Udhul yine. Buraya inin. Amele. Ya'melu. Ya'mel. Çek. İ'mel. İ'mela. İ'melu gelir. Bu bir emir fiil. Ne demiştik? Sülasi fiilin emir hemzesi. Hemze-i vasıldır. Bu da aynı. Ya'melu. Bu da hemze-i vasıl. Bunları da hemze-i vasıl örnek olarak örnek teşkil etsin diye koymuş sadece. Peki alttaki iki tane ne işe yarıyor arkadaşlar? Alttaki iki tablo şu işe yarıyor. Sen hemzeyi neyin üstüne yazarsın? Burada durumu değerlendirebilirseniz yani çok büyük bir mesele halletmiş olursunuz arkadaşlar. Hem hemzeyi vasıl hem hemzeyi kat hem de yazın. Bakalım. S ile. Şu sin orada söylemeyi unuttum. Kitabı okursanız göreceksiniz. Kelimenin başına gelmiş olan bu bir takım harfler kelimenin yazımını etkilemez. Bu başta gibidir şu an. Bu hemzenin başta yazımına örnek arkadaşlar. Niye böyle yazmış elifin üstüne? Kuralım neydi? Hemze baştaysa hareke neredeyse oraya yazılır. Buraya yazmış bakın. Bu nasıl? El me'mur demiş. Me'mur. Şöyle harekesi. Ortaya denk gelmiş dikkat ederseniz. Ortaya denk gelince ne yapıyordum? Hemze ile bir önceki harfin herkesini kıyaslıyordum. Hangisi ağırsa hemzeyi onu temsil eden harfin üstüne yazıyordum. Şimdi siz sükunla hemzeyi kıyaslarsanız hangisi ağır? Elif, fetayı kıyaslarsanız feta ağır. Fetayı temsil eden harf nedir? Elif, elifin üstüne yazmış mecburen. Buraya bakalım. Mes'eletün, mes'eletün kelime. Elifin üstüne yazmış niye? Hemze ile bir önceki harfi kıyaslayın. Kendi harekesi feta, bir önceki harfin harekesi sükun. Hangisi ağır? Feta ağır. Fethi temsil eden harf nedir? Eliftir. Elif'in üzerine yazılmış. Buraya bak. El esma'u demiş. El esma'u. Esma kelimesi başındaki elif lam takısı onu etkilemez. Orada yazıyor hangisi etkilemez. Türkçe kitaba bakın söylemeyi unuttum. Bu başta gibidir. Başta gibi ise ki başta zaten hemze hareke neredeyse oraya yazarsın. Hareke baş, üste üste yazarsın. Altta alta yazarsın. Bunu niye vav'ın üstüne yazmış arkadaşlar? Niye vav'ın üstüne yazmış? Ortada çünkü. Kıyaslayın. Bakın. Bunlar kesin damme. İkisini birbirle kıyaslayın. İkisi de damme. Hangisi yani kıyaslayarsan ikisi de damme. Yani şey yok. Burada ikisi de aynı hareket olduğu için ikisi de damme olduğu için dammeyi temsil eden harf nedir? Vav'dır. Vav'ın üstüne yazmış. Bunu niye alennebir yazmış? Hemzenin eliften sonra gelmesiyle alakalı bir kural söylemiştim arkadaşlar. Şunları kes kes sırasında da biz bu hareketleri kullanıyoruz. Hemze eliften sonra gelince ne yapıyordum ben? Eğer kendi harekesi orada ayrı harice bir kural söylemiştim hatırlarsanız. Hemze işte eliften sonra gelirse kendi harekesi damme veya kesre olduğunda kendi harekesine uygun destek üzerine fete olduğunda desteksiz yazıyordum arkadaşlar hatırlarsanız. Kendi harekesi kesre, kesre uygun harfi
Alennebir'dir yani Y'dir. Onun üstüne yazmış. Alennebir dediğim tümsek. Bir çıkıntı. Bir çıkıntının üstüne yazıyorsunuz. Bunu niye? Yine alennebir yani Y'nin üstüne Y'ye benziyor dikkat ederseniz. Onun üstüne yazmış. Burası şöyle. Mütteki-i-ne. Mütteki-i-ne. Nasıl bir durum var? Ortada. Ortadaysa ne yapayım? Kendisi sakin şu an. Hareketi yok. Bir önceki harf kesra bakın. Kendisi sakin bir önceki kesra. Şimdi kesra mı ağır, sükun mu ağır? Herhalde ki kesra ağır. Kesrayı temsil eden harf nedir? Y'dir. Herhalde Y'nin üstüne yazarsınız ki yazmış. Burada durum nasıl? Burada niye Y'nin üstüne yazmış? Ortada şu an. Kendisiyle bir önceki harfin herkesini kıyaslayın. Kendi harekesi sükun, bir önceki harfin herkesi kesra. Kesra sükundan daha ağır olduğuna göre herhalde Y'nin üstüne yazarsınız ki alennebri yazmış bakın. Yazımla alakalı durum. Baş, orta, son hepsini gösterdi. Geçtim sona. Sonda ne yapıyordum arkadaşlar? Sondaki yazım nasıldı? Sondaki yazım şöyleydi. İki ihtimal çıkabilir karşıma sondayken. Ya bunun kendisinden önceki harf sakindir, direkt satıra yazarım desteksiz. Ya da harekelidir, bir önceki harfin herkesine uygun destek üzerine yazarım. Önce direkt satıra yazdıklarına bakın, yani desteksiz yazdıklarına bakın. Şurada bakın, kelime sonunda hemze var. Bir önceki harf sakin, direkt desteksiz yazmış. Bakın, kelime sonunda hemze var. Sakin, direkt desteksiz yazmış. Bir hemzeden sonra gelmiş. Gıda ön demiş. Sakin bir önceki harf, direkt desteksiz yazmış. Kelime sonunda ya. Bir önceki harf sakin, direkt desteksiz yazmış. Bakın bu kurallardan birisi. Yani ne demek? Hemze sonda bulunup kendisinden önceki harf eğer sakinse hemze desteksiz yazılırın kuralı. Bu neyin kuralı bakın? Bu da hemze sonda bulunup kendisinden önceki harf harekeli isenin kuralı. Bakalım. G-R-E niye hemzenin elifin üstüne yazmış? Böyle olunca, hemze sonda olunca bir önceki harf harekeli ise bir önceki harfin herkesine uygun bir destek üzerine yazıyorduk hatırlarsanız. Bir önceki harf fet olduğuna göre elifin üstüne yazarsınız. Bunu niye yerin üzerine yazmış? Kendisi önceki harf harekeli. Harekeli olunca bir önceki harfin herkesine uygun bir destek üzerine yazıyordum. Bir önceki harf kesr olduğuna göre, kesreyi temsil eden harf ye olduğuna göre yerin üstüne yazarım. Burada da bakın, şu yanlışı çizmiş. Bunu değil de bunu çizseydi tamamdı. Lü'lün bunu kural anlatırken de gösterdim. Bir önceki harf harekeli. Harekeli olunca bir önceki harfin herkesine uygun bir destek üzerine yazarım. Uygun bir destek o zaman vav'a uygun destek nedir? Dammeye uygun destek vav'dır. Vav'ın üstüne yazarım. Bunu niye feta'nın üzerine yazmış? Elif'in üzerine. Bir önceki harf feta çünkü feta'yı temsil eden harf elif. Onu o yüzden elif üzerine yazmış. Arkadaşlar ben burada hem yazımı şu alttaki iki tablo yazımla alakalıydı. Şurası ve şurası. Üstteki hemze-i vasıl, hemze-i katı ile alakalıydı. Ben hepsini birden tekrar etmiş olduğum kuralları. Burada yüzlerce kural var. Hiç gerek yok. Ben size biraz daha özet halinde vermiş oldum. Bakarsanız halledersiniz. 1. Alıştırmalara geçebiliriz. Ayinne al hemze diyor. Hemzenin türünü belirle. Cümle-i ati aşağı cümlede vel bit ha ve onu harekele demiş. O da önemli. Bakalım. Hemzenin türünü belirleyip harekesini koyacaksınız. Ki arkadaşlar hemzeyi vasla hareket koyamıyordunuz zaten. Koyamazsınız. Hemzeyi katı olunca hareket koyabilirsiniz. Bakalım. 1. Menis diye okuyorum bakın. Menistemseke bilhakk ifade demiş. Hemzenin türünü belirle demiş. İstemseke kelimesi var. Nedir? İstef alebabundan. Demek ki kelime arz sayısı 3'ten fazla. Bizim kuralımız neydi? Baştan onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani hemzeyi vasıl mı hemzeyi katı mı diyeceğiz ya buraya. Bu alıştırma son derece kolay. Biz burada yazıya bakalım. Hemze eğer yazmışsa, yani yazıda hemze varsa katıdır. Yoksa vasıldır. Yani son derece kolay. Biz asıl nereye bakalım? Niye hemzeyi vasıl olmuş, niye hemzeyi katı olmuş? Biz asıl ona bakalım burada. İstemse kerdeki hemze, hemzeyi vasıl bir defa. Niye olmuş? Niye olmuş? Buraya hemzeyi vasıl diyeceksiniz. Demiştik ki ifal babı hariç bütün mezit fiillerin hemzesi hemzeyi vasıldır. O yüzden hemzeyi vasıl. Bil hakkı var. Elif lam takısı bakın. Elif lam takısının hemzesi hemzeyi vasıldı hatırlarsanız. Eskalün nas ismi taftil. Bakın niye yazmış? Niye burası hemzeyi katı? Hatırlarsanız ismi taftilin hemzesi hemzeyi katı idi. Başka var mı? Var. Ekseruhun. Ekseru o da ismi taftil. İsmi taftil kalıbının dediğim gibi hemzesi hemzeyi katıydı. İsmi taftil olduğu için böyle olmuş. Bir sonrakine bakın. Asıl şunu göstermek istiyor size.
Üzkür burası arkadaşlar. Üzkür. Baş kendisinden sonra bir harf bir kelam geçmiş olduğu için Vezkür diye okumuş. Bakın bu hemzeyi vasıldır Vezkür. Yazıdan da düşmüş, okuyuştan da düşmüş. Ben nasıl okuyorum burayı? Vezkür diye okuyorum. Hemze ne yazıda var ne okuyuşta var. Yani bu ve hemze-i vasıldır. Peki niye hemze-i vasıl? Kuralım neydi? Sülasi fiillerin emir hemzesi hemze-i vasıldır. Şurada bir de eliflam. Şimdi eliflam hep her yerde geçecek. Sürekli eliflamı göstermeyeyim. Eliflam nerede geçiyorsa hemze-i vasıldır. Bir sonrakine bakın. İza demiş. İza hemzeyi katı ama famel hemzeyi vasıl. İza niye hemzeyi katı? Harftir. Harflerin hemzesi hemzeyi katı da hatırlarsanız. Bir de burada hemze var arkadaşlar. Famel. Bu bir emir. Amile, ya'melu, ya'mel diye gelir emri. Başında bir kelam geçtiği için bakın hem yazıdan hem okuyuştan düşmüş. Famel diye okuyorum. Hemzeyi okumadan direkt ayna geçiş yaparak okuyorum burayı. Bu hemzeyi katı çünkü harf. Bu hemzeyi vasıl çünkü sülasi bir fiilin emridir arkadaşlar. Bu beşe bakın. İstağfertü. İstefale babına benziyor. Biz babları gördük. İstefale babının arkadaşlar, daha doğrusu ifal babının gerisinde kalan bütün işte mezit fiillerin hemzesi hemzeyi vasıldı. Yani burada hemzeyi vasıl var. Sebep dediğim gibi mezit bir fiil. Ehsin demiş. İlen nasi demiş. Kaç tane var? Bir tane burada var, bir tane burada var, bir tane de burada var. Bu hemzeyi katı, bu da hemzeyi katı, bu da hemzeyi vasıl. Şu elif lam taksın hemzesi hemzeyi vasıldı hatırlarsanız. Burada bir hemzeyi vasıl var nihayetinde. Burada bir de hemzeyi katı var iki tane. Niye hemzeyi katı? O önemli. Harflerin hemzesi hemzeyi katı idi elif lam taksı hariç. Ehsin, ifal babı burası. Ehsene, yuhsinu, emir yaparsan ehsin gelir. İfal babının hemzesi hemzeyi katı idi hatırlarsanız. 7'ye bakın. 7'de de birçok şey var. İza var. Ders kelimesi var. Bir de fentebih kelimesi var. İza hemzeyi katı. Harf çünkü. Elif lam taksın hemzesi hemzeyi vasıl. Fentebih demiş. Burası bakın. İftale yeftayülü. İntebehe yentebihi. Oradan emir çıkarırsanız biz emirleri gördük bu şeylerin. İntebih olur. Sonuçta bu harf sayısı 3'ten fazla olan bir fiil değil mi? Ve ifal babı değil. Harf sayısı 3'ten fazla olan fiillerin hemzesi hemzeyi vasıl idi. O yüzden hemzeyi vasıl. Bakın normalde burası intebih. Başında bir şey olmasa intebih diye okuyacağım. Yazıda yok ama okuyuşta var. Başına bir şey, bir kelam geçince ikisi de düşüyor. Yazıdan da düşüyor, okuyuştan da düşüyor. Fentebih diye okuyorum burayı. İza semi'tü derse fentebih. Bu da onunla aynı. Daha bunu izah etmeyeyim. Ders kelimesinin başındaki hemzeyi vasıldır. Elif lam takısı olduğu için. İza'nın başındaki hemzeyi katıdır. Çünkü harf arkadaşlar. Harflerin hemzesi hemzeyi katı idi. 2. Ayin diyor belirle. El hemzete hemzeyi belirle. Veşrah ve izah et. Sebebi kitabetiha. Ale şekil varid. O varid olduğu şekil üzere niye yazılmış diyor. Onu izah et. Bakalım. Hemzeyi bulup varit olduğu şekilde yani hemzeyi niye öyle yazmış onları söyleyeceğiz. Biz de sınavda bu şekilde sorarız. Bu kelimenin böyle yazılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Deriz ki mesela dıf'ın kelimesinin hemzesinin işte desteksiz bir şekilde yazılma sebebi nedir? Veya en'am kelimesinin başındaki hemzenin işte hemzeyi katı şeklinde yazılmış olması veya üstte yazılmış olması sebebi nedir diye sorabiliriz. Dıf'ın niye böyle yazılmış? Kuralım neydi? Hemze sonda bulunup kendisinden önceki harf sakin olunca hemze desteksiz yazılıyordu. O yüzden böyle yazılmış. Burada niye böyle yazılmış? Kelimenin başındaki elif lam taksını saymıyorsunuz. Bu kelime şöyle. En'am. En'am nimetler kelimesinin çoğulu. Nimetler kelimesinin çoğulu olunca cem-i teksirdir. Cem-i teksirlerin hemzesi hemzeyi katıydı. Bir, iki niye böyle yazılmış? Başta çünkü. Hemze bu baştaki elif lam takısı bizi etkilemiyordu ya hatırlarsanız. Sin elif lam takısı falan bizi etkilemiyordu. Onları saymazsanız hemze başta. Hemze başta yazılınca ne oluyordu? Hemze başta yazılınca ne oluyordu? Hareke neredeyse oraya koyuyordu. Hareke üst olduğu için üste yazmışız. Bir sonrakine bakalım. Ve kezalike ba'thnahum li yetesaelu beynehum. Hemze nerede var? Bir burada var. Niye böyle yazılmış? Çünkü eliften sonra gelmiş. Eliften sonra gelmeyle alakalı kuralım neydi hatırlarsanız. Eliften sonra geldiğinde, hemze eliften sonra geldiğinde, kendi harekesi damme veya kesir olduğunda işte uygun destek üzerine yazılıyordu. Ama kendi harekesi fet olduğunca
desteksiz yazılıyordu. Diyeceksiniz ki hemze eliften sonra gelip kendi harekesi fet olduğu için desteksiz yazılmıştır. Geçtim. Fiyatun var. Fiyatun burada da var. Bir tanesini izah edeyim daha. Bir de bir izni var. Bakalım. Kelimenin başına birleşen harfler bizi etkilemiyordu dile dikkat ederseniz. Niye hemzeyi alta yazmış? Bu başta bakın. Hareke kesre ya. Başta olunca yani başta yazımı hatırlayın. Başta olunca hareke kesre olduğunda hareke neredeyse oraya yazıyordum. Bunu onun için yazmış. Bunu niye böyle yazmış? Niye böyle yazmış? Kendi harekesi feta. Ortada yazım bu. Ortada yazımda kendisiyle bir önceki harfin harekesini kıyaslıyorduk. Hangisi ağır şu an? Kesra fetadan daha ağır. Kesra'yı temsil eden harfin üstüne yazacağım o zaman. Kesra'yı temsil eden harf nedir? Y'dir. Alen nebr. O yüzden yazmış. Ne diyorsunuz? Kendisinden bir önceki harfin harekesi kesra olup kesra fetadan daha ağır olduğu için kesra'yı temsil eden harfin üstüne yazılmıştır diye yazacaksınız arkadaşlar. Bakalım. Bir ra'ihi bir tane burada var. Ve vet atehu a'da demiş. 3 tane kelime, 3 tane hemzeli kelime var. Bakalım niye böyle yazmış. Bira demiş arkadaşlar. Bira demiş. Kendi ortada şu an. Ortada burada da. Burada da başta. Ortada yazılırken kendisiyle bir önceki harfin hakikisini kıyaslıyordunuz. Kendisinden bir önceki harf feta. Feta sükundan daha ağır. Feta'yı temsil eden harfin üstüne yazmak zorundasınız. Sebep bu. Burada nasıl? Vet atehu demiş. Kendisi harekesi feta, bir öncesi sükun. Feta sükundan daha ağır. Feta'yı temsil eden harf eliftir. O yüzden elifin üstüne yazmış. Burada nasıl bir durum var arkadaşlar? Hatta burada iki durum varmış görmedik. Bir tane de burada varmış bakın. A'da iyi demiştik ederseniz. Baştakini elifin üstüne yazmış. Niye? Hemze başta. Hemze baştaysa hareke neredeyse oraya yazıyordum. Onun için oraya yazmış. Hareke üstte çünkü. Burada nasıl bir durum var? Eliften sonra geliş söz konusu. Eliften sonra geldiğinde ne yapıyordum ben? Kendi harekesi kesra veya damme olduğunda kendi harekesine uygun bir destek fet olduğunda desteksiz yazıyordum ki şurada olduğu gibi bakın. Şurada olduğu gibi bakın. Şurası. Burada kendi harekesi kesra olduğuna göre herhalde yeni üstüne yazarsınız. O yüzden yazılmış. 5. Şurada meş'eme kelimesi var. Şurada ayat kelimesi var. İzahına bakalım. Şurada ashab kelimesi varmış hatta. Ashab niye elifin üstüne yazılmış? Kendi harekesi feta. Kelime başta yazılmış. Başta olunca kendi hareke neredeyse oraya yazıyorsunuz, yazıyordunuz. Şurada niye elifin üstüne yazılmış? Bakalım. Kendi harekesi feta. Bir önceki harf sükun. Feta ile sükunu kıyaslarsanız feta sükundan daha ağırdır. Feta'yı temsil eden harfin üstüne yazmanız lazım. Feta'yı temsil eden harf elif olduğuna göre elifin üstüne yazarsınız. Şura nasıl arkadaşlar? Uzatma var. Burası şöyleydi. Ayat diye gidiyordu. İki elif var bakın. İki tane hemze var. İki hemze yan yana geldiğinde arkadaşlar. Yani ayat şöyle burası. Ayat. Bir harfi cer. Onu saymıyorsunuz. İki elif yan yana gelince arkadaşlar. Bir önceki harfin herkesi feth olduğunda bu iki elif birleştirip tek harf yapılıyor. Üzerine uzatma atılıyordu. İki elif olduğu anlaşılsın. Burada diyeceksiniz ki hemze başta olduğu için böyle yazılmış ve iki hemze birleştirerek yazılmıştır. 6'ya bakalım. Mez'um var, bir tane var. Mez'umu niye adam böyle yazar? Yani bir yazıda kelime niye böyle yazılır? Ortada dikkat ederseniz. Ortada. Ortada olmuş, kendisinden önceki harfin harekesine kıyasla yapıyordum. Kendisi harekesi damme, bir önceki harf sükun. Damme sükundan daha ağır. Dammeyi temsil eden harfin üstüne yazmak zorundasınız. Dammeyi temsil eden harf vav'dır. Herhalde ki vav'ın üstüne yazarsınız. Sebep bu. Ne diyeceksiniz? Yani bunu açıklarken ne diyeceksiniz? Hareke hemze ortada olup kendi harekesi damme, bir önceki harf fet olduğu için damme fetadan ağır olması sebebiyle damme sükundan daha ağır olması sebebiyle dammeyi temsil eden harfin üstüne yazılmıştır diyorsunuz. O yüzden. Biz orada izahta isteyeceğiz sizden arkadaşlar. 7. Tüakhiru demiş. Şimdi bu konu o kadar önemli ki arkadaşlar. Yani sadece yazmayı burada halletmişlerle kalmayacağız. Hemzenin tasrifi var. Yani memus fiilin tasrifi var. Orada da lazım bana. Yani eğer çekim yazacaksan yazarak yapacağım bunu. Hemzeyi nasıl yazacağımı bilmen lazım. Zaten bu memus fiili çekerken göreceksiniz. Bir ünitedir. Koskoca bir ünit arkadaşlar. Hemze memus fiilin çekimi salim fiil görmüştük ya. Salim fiille birebir aynı. Tek fark yazım farkı. Yani harf düşmüyor, harfe bir şey olmuyor. Sadece yazım farkı. Ki onu da burada hallederseniz eğer pardon, konu bu yüzden son derece önemli. Onu burada hallederseniz o hemzenin tasrifini hallettiniz demektir. Yani bir ünite sizin için bitmiş demektir.
çekimiyle alakalı tek sıkıntı yazılmaz. Ve la tuahhiru demiş. Niye tuahhiru demiş de vavun üstüne yazmış. Tü e harekeye koymamış ama bir sınavda bunları koyuyor size. Kolaylık olması açısından. Burada mesela varmış, burada da niye yazmış? Çünkü ilk harf hareke altta bütün harflerin hemzesi hemzeyi katıydı. Yazmak zorundaydı yani. Hareke alttaysa ve baştaysa alta yazarsın. Üstteyse üste yazarsın. Bu önemli değil. Buraya bakalım şimdi. Kendi harekesi ortada şu an. Kendi harekesi feta. Bir önceki damme. Kıyaslayın bakın hangisi daha ağır? Damme fetadan daha ağırdı değil mi? O zaman dammeyi temsil eden harfin üstüne yazmak zorundasınız. Dammeyi temsil eden harf nedir? Vav'dır. Vav'ın üstüne yazarsınız. Burada vav falan yok arkadaşlar. Vav sadece destek burada. Burada sırasıyla ne var? T var, hemze var, ha, ra var. Orada vav falan yok ha. Vav destek yani hayali bir şey. Mesaibü demiş. Fevaidü demiş. İkisinin de yazımı aynı arkadaşlar. Hem eliften sonra gelmiş. Kuralımız neydi? Hemze eliften sonra gelirse kendi harekesi damme veya kesra ise kendi harekesine uygun bir destek üzerine yazılır. Ama feta ise desteksiz yazılır diyorduk. Burada kendi harekesi kesr olduğuna göre her ikisinde de kesrayı temsil eden harf y olduğuna göre yani alennebr yazılması gerektiğine göre alennebr yazmış bakın. Sebep budur. Geçtim 3. 3 arkadaşlar buranın son alıştırması. Bunu yapıp bitireceğiz konuyu. 3 de o kadar uzunmuş ki. Ondan sonra zaten mutlaka çekim geçiyor. 3'te ne istemiş bakalım. Diyor ki ayin ne var? Hemzenin türünü belirle fil kıssa aşağıdaki hikayede veşrah ve sebebe kitabetiha ve işte oradaki yazılma sebebini varit olduğu şekil üzere yazılma sebebini söyle demiş arkadaşlar. Biz burada ne yapacağız? Bir defa hemzeyi bulacaksınız. İşte orada hemze niye onun üstüne yazılmış? Onların hepsini izah edeceğiz. Yani baya bir işimiz var. Önce şu paragrafı alayım bir şeyin içerisine. Bakalım. Birinci satırda bir defa ila var değil mi mesela? Bir de amal kelimesi var. İla ve amal kelimesine bakın. Önce ne olduğunu söyleyeceğiz. Yani hemzeyi vasıl mı, hemzeyi katı mı? Sonra da niye öyle yazıldığını söyleyeceğiz. Bir defa arkadaşlar bak en başta söyleyeyim. Sürekli söylemeyeyim aynı şeyi. Elif lam takısının hemzesi hemzeyi vasıldır. Mesela devamlı geçecek artık onu sürekli söylemeyeyim. Elif lam takısının hemzesi hemzeyi vasıldır bir defa. Diğerlerine bakalım. Bir ila var, bir de amal var. İla niye böyle yazmış? Hemze-i katıdır. Hemze-i katı da harftir bu. İla harfi cerdir. Harflerin hemzesi hemze-i katıdır. Peki niye şeyin üstüne yazmış? Peki elifin altına yazmış. Çünkü harekesi kesre başta olunca böyle yazıyorduk. Amal niye hemze-i katıdır? Amal, amelin kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Ne olur? Cem-i teksir burası. Cem-i teksirlerin hemzesi hemze-i katıydı. O yüzden hemze-i katı şeklinde yazılmış. Peki niye elifin üstüne yazmış? Başta çünkü. Başta olunca hareke neredeyse oraya yazıyorduk. Geçtim ikinci satır arkadaşlar. İkinci satırda şurada bir enne var. Harftir. O yüzden hemze-i katı olarak değerlendirilmiş. Niye elifin üstüne yazılmış? Çünkü başta olunca kendi harekesine uygun bir destek üzerine yazıyorduk arkadaşlar. Üçüncü satıra bakarsanız arkadaşlar, üçüncü satırda şurada bir tane efrat kelimesi var. Efrat kelimesiyle alakalı durum nedir? Kelime ferdün kelimesinin çoğulu. Cem-i teksir yani. Cem-i teksirlerin hemzesi hemze-i katıydı. Hemze-i katı. Başta yazılmış. Elif harekesi feta. Feta olunca elifin üstüne yazmış. Şurada aile kelimesi var. Hemze-i vası ve hemze-i katıl oluşuyla alakalı bir şey söyleyemezsiniz arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Hemze-i vasıl, hemze-i katı kelimenin hemzenin başta oluşuyla alakalı bir durum. Sadece burada yazımı açıklayayım ben. Eliften sonra gelmiş. Kendi harekesi kesr olduğu için yenin üstüne yani alenevri yazılmış. Geçtik arkadaşlar bir sonraki satıra. Bir sonraki satırda da yine şurada bakın enne var. Şu harfler bizi ilgilendirmiyordu ya. Enne harftir. Harf olduğu için hemze-i katıdır. Başta olduğu için de hareke neredeyse oraya yazılmış. Şurada da ehadis kelimesi var arkadaşlar. Bine harfi cer. Hadis, hadis kelimesinin çoğuludur. Yani kelime cem-i teksir. Cem-i teksir olduğu için hemze-i katıdır. Başta bulunup işte harekesi feth olduğu için de elifin üstüne yazılmış arkadaşlar. Geçtim bir sonraki paragrafa. Yani biraz uzun arkadaşlar alıştırma ama konuyu oturtmak açısından da önemli nihayetinde. Bir sonrakinde arkadaşlar ne var? Enne var. Şurada bakın. Enne.
Devamında var mı? Bir de umur var arkadaşlar. Umur emrün kelimesinin cem teksiri. Cem teksirden hemzesi hemzeyi katı diye. Şuraya bakın. Enne var. Enne de harfi diye hatırlarsanız. Birinci dönem inne ve benzerleri gördük. İnne, enne, kainne. Bunlar harf olarak kullanıyorduk biz bunları. Harf olduğu için hemzeyi katı olarak geçmiş. Niye elifin üstüne? Niye elifin üstüne yazmış? Çünkü kendi harekeleri feta ve başta duruyorlar. Geçtim ikinci satıra. İkinci satırda şurada ve enne var arkadaşlar. Yine bu harf hemzeyi katıdır. Başta olduğu için böyle yazılmış. Bunu istemiyor ama yazayım. Tes elü. Niye? Elif'in üstüne yazmış arkadaşlar. Burada hemze-i vasıl, hemze-i katı falan yok. Yanlış anlamayın. Hemze-i vasıl, hemze-i katı sonda, başta olabilir. Sadece açıklamak için söylüyorum. Buradaki kendi ortada şu an kendi harekesi feta, bir önceki sükun. Feta sükundan daha ağırdır. Feta'yı temsil eden harf eliftir. O yüzden elifin üstüne yazmış. Arkadaşlar o dediğim kurallar var ya. Ortada yazın, başta yazın. Tamamen halledin. Yazamayacağınız kelime, yazamayacağınız hemzeli fiil, harf, isim olamaz. Tamamını hallettirir size. Yani iddialı bir şekilde söylüyorum. Tamamını hallettirir ve son derece basit. Normalde başka yerlere bakarsanız düz dünya kural görürsünüz. Hiç gerek yok. İhvetün. Bir de burada var. Niye alta yazmış? Çünkü hareke altta. Niye yazmış? Niye hemzeyi katı? Çünkü ihvetün arkadaşlar ehun kelimesinin cem teksiri. Cem teksirden hemzesi hemzeyi katı idi. Bir sonraki satıra bakalım. Şurada bir tane hemzeyi katı var arkadaşlar. Evvelü niye yazmış bu şekilde? Evvelü neye benziyor arkadaşlar? Efalüye benziyor. İsmi taftil. İsmi taftillerin hemzesi hemzeyi katı idi. İsmi taftil olduğu için diyeceksiniz. Peki niye elifin üstüne yazılmış? Başta harekesi feta çünkü. Burayı da geçiyorum. Bir sonraki paragrafa bakalım. Sonraki paragraf devamıydı varmış. Önce bu satırı halledelim. İhda var arkadaşlar. Bir de başka var mı burada? Başka da yok bu satır. Önce bu satırı bitirelim. İhda niye böyle yazılmış? İhda ehadin müennesi. Ehad kelimesi. Şunun müennesi. Bir isimdi nihayetinde. Kuralımız neydi? O belli ismin, istün, eymünün gibi belli kelimeler vardı. O kelimelerin dışındaki bütün isimler hemzeyi katıydı hatırlarsanız. O yüzden böyle yazılmış. Harekeyi niye yazmış? Yani hemzeyi bu sebeple yazmış. Ama alta niye yazmış? Harekesi kesra çünkü. Başta olup harekesi kesra. Bir sonraki satıra bakalım arkadaşlar. Bir sonraki satırda. Bakın. Bu çok önemli. Libnetiha. Bir bu var. Ümur var arkadaşlar. Devamında bakın şurada bir üridu var, o da çok önemli. Devamında enne var, devamında şu var. Yani burada bu satırda önemli bayağı bir kelime var. Bu başında bir li var. Li bizi ilgilendirmez. Harftir. Libnetiya demiş. Harfler bizi ilgilendirmiyordu. Harficiler. O kelimenin hemze-i vasıl, hemze-i katı bulunan bir kelimenin başına birleşen harficiler. Bi, ila, bilen falan. Beni ilgilendirmiyordu. Li var burada. Li çıkın. Yani li çıkarsanız elinizde şu kalır. İbnetü kalır. İbnetü şeylerden inşallah hatırlamışsınızdır. Bu hemze-i vasıl olan bir takım kelimeler vardı. İbnün, ibnetün, eymünün, istün, ismün gibi bir takım kelimeler vardı. Bu o kelimelerden arkadaşlar. Kelime hemze-i vasıl olarak değerlendirilen kelimelerden birisi. O yüzden hemze yazılmamış. Bu hemze-i vasıldır. Umur kelimesi neyin çoğulu? Emrünün çoğulu. Cem-i teksir olduğu için hemze-i katıdır arkadaşlar. Bunu da hemzeyi de üste yazmış. Çünkü hareke üste. Geçtim. Üridü. Üridü nasıl bir şey? Biz hemze-i vasıl, hemze-i katıları anlatırken demiştik ki muzari fiilin mütekellim kısmına denk gelen hemze hemze-i katıdır. Bu muzari fiilin mütekellim kısmı. En suru gibi burası arkadaşlar. Üridü demiş. Bu o yüzden hemze-i katıdır ki hareke üste olduğu için üste yazmış. En harf olduğu için hemze-i katıdır. Bu neden böyle? Kelimenin tekili arkadaşlar sırrındır. Sırrın kelimesinin çoğulu esrar olarak gelir. Sırrın esrarın. Esrar kelimesi cem teksir olduğu için hemzeyi katıdır. Niye üste yazmış? Harekesi feta. Başta olup harekesi feta çünkü. Geçtik. Gerçekten uzun bir metinmiş arkadaşlar. Yani belki sıkıldınız ama sonuna kadar yapacağız mecburen. Devamına bakın. Meliken diye devam eden bölüme. Bir tane en var arkadaşlar. Şurada bir tane en var. Şurada bir tane ehl kelimesi var. Başka var mı?
Şurada bir tane emame var arkadaşlar. Başka var mı? Şurada bir tane de umur varmış. Bunları değerlendireceğiz. En harftir, o yüzden hemzeyi katı. Ehlün nedir? Ehlün isimdir arkadaşlar. Ehlün. Bu demiştik ya, hemzeyi vasıl olmayan isimlerin dışında kalan her şey hemzeyi katıdır. Bu o yüzden hemzeyi katı. Umur yine emrün kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Emame yine hemzeyi vasıl olmayan kelimenin dışında kalan bir şey. Bu isimdir emame, önünde zarf. Hemzeyi vasıl olmayan bütün isimler hemzeyi katıdır diye bir kuralımız vardı. O yüzden hemzeyi katı olarak çıkmış karşımıza. Geçtim bir sonraki paragrafa arkadaşlar. Bir sonraki paragrafta bakalım ne var. Bir sonraki paragrafta ne demiş? Alimtü hayleti hineyzin diye yazmış. Yer yer şeyleri de gösteriyorum. Ortadakileri de gösteriyorum. Ortadakilere aldanmayın arkadaşlar. Yazımla alakalı bir şey. Niye böyle yazmış? Bak mesela şu. Hine izin. Hine izin. Kendi harekesi kesra. Bir önceki harfine kesi feta. Ortada yazılmış ya. Kendi harekesi kesra. Bir önceki feta olunca kesra fetadan daha ağır. Kesrayı temsil eden harf yeydi. O yüzden yerin üstüne yazılmış. Değil mi? Hiçbir şekilde şaşmaz kural. Şurada en ne var? Harf olduğu için hemzeyi katı arkadaşlar. Devamında ileyha var. Şurada bakın. Bu da ila harfi ceri var ya. Harf olduğu için hemzeyi katı. Hareke altta olduğu için alta yazılmış. Burada hareke üst olduğu için başta olup üste yazılmış. Geçtik bir sonraki satıra. Bir sonraki satırda bir şey var mı? Hadis varmış. Burada biraz önce geçti, açıklamıştım. Hadis kelimesinin çoğulu cem teksir olduğu için öyle yazılmış arkadaşlar. Buraya bakalım. Şurada bir şey var. Ki fiil olduğunda çok rahat görebilirsiniz değil mi? Sonda sakin t var. Bu şöyleydi arkadaşlar. Eza fiilini bakın şu, hatta şöyle yazayım, eza. Eza başında şu fiil, yani başında hemze var, dikkat ederseniz. Bizim kuralımız neydi? Bu niye hemzeyi katı olarak yazılmış? Bizim kuralımız neydi? Mehmuzül fa'nın hemzesi hemzeyi katıydı. O yüzden hemzeyi katı. Bu bir de ef aleye aktarılmış. Ef aleye aktarırsanız yanına bu bir elif koymanız lazım. İki elif yan yana gelir. O elifle birleştirirsiniz. Eza olur. Çekersiniz. Çekimde bu sonda şey var. Elif var. Çekimde bu elif düşüyor. Mühendislik tesisine denk gelince şöyle çekim. Eza, azaya, azet olacaktır. Nihayetinde buna diyeceksiniz ki arkadaşlar, Mehmuzül Fa'nın işte hemzesi hemzeyi katıdır. O yüzden böyle olmuş diyeceksiniz. Geçtim bir sonraki satıra. Burada en ne var? Yani belki atlıyorumdur şu an. Yani ben de yoruldum. Atlamamaya çalışıyorum. Atlamadan söylemeye çalışıyorum. İnşallah atlamadan hepsini götürürüm. En ne harftir arkadaşlar? Bu satırda da başka bir şey yok. Şurada Ella var. O da neyin neyin birleşimiydi? En artı la'nın birleşmiş haliydi. En harf olduğu için buradaki hemze hemzeyi katıydı. Şunu sadece söyleyeyim. Tü'zi demiş bakın. Tü'zi. Niye? Hemze-i vasıl katıyla bir alakası yok da yazımla alakası var. Biz yazımla alakalı olanları buradan da sorabiliriz. Tü'zi demiş arkadaşlar. Niye vav'ın üstüne yazmış? Ortada çünkü. Ortadaki bir önceki harfin herkese kıyaslıyorduk değil mi? Bir önceki harf damme kendisi sükun. Damme sükundan daha ağırdır. Dammeyi temsil eden harf vav'dır. O yüzden vav'ın üstüne yazmış. Geçtim. Esrar var. Önceden geçti. Cem teksir olduğu için. Geçtim. Egarif var. Garip kelimesinin çoğulu. Bu da cem teksir. Cem teksir olduğu için hemzeyi katı arkadaşlar. Ev varmış. Arada atlamışım. Ev harftir. Bütün harfler hemzeyi katıydı. Ella var. Yine o da şuradaki ella gibi arkadaşlar. Devamına bakın. Ke'en ne var? Bu başa birleşen harf cerler beni ilgilendirmiyordu ya, hatırlarsanız. K harftir. Harf cerdir yani. Elimde en ne var? En ne harftir? Harf olduğu için hemzeyi katıdır arkadaşlar. Devamına bakın. Ev var yine harf. En ne var yine harf. Sagiratun falan falan. Şurada esrar var. Buradaki esrarla aynı. Sırrın kelimesinin çoğulu. Cem teksir olduğu için hemzeyi katı olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Siz de yoruldunuz. Ben de yoruldum ama bitireceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir sonrakine bakalım. Bir sonrakinde şurada en ne var? Harf diyorsunuz. Esrar var. Sırrın kelimesinin cem teksiri. Geçtim. Şeyleri zaten söylemiyorum hiç. Bu eliflam takısının, eliflamının hemze semzeyi vasıldır. O sürekli geçiyor. Onları hiç söylemiyorum bile yani. Baştan söyledim bir defa. En ne harftir? O yüzden hemzeyi katı. A, İ, L niye hemzeyi bunun üstüne yazmış? Bakın.
Elif'ten sonra gelmiş. Sakin Elif'ten sonra gelince, Elif harfinden sonra gelince kendi harekesi kesre olduğu için veya damme olduğunda, kesre damme olduğunda kendisi kendi harekesine uygun bir destek üzerine yazılıyordu. O yüzden böyle yazılmış arkadaşlar. Beynel valideyni ve bine ihve. İhve cem teksir arkadaşlar. Cem teksirlerin hemzesi hemzeyi katıydı. Esra cem teksir arkadaşlar. En ne harftir? En harftir. Geçtim. Aharine. Aharine ile alakalı durum nedir? Onu açıklayacağım. Zaten başka da yok bu şeyde. Aharin kelimesi arkadaşlar. O ismi taftil. Ahar. Aharu ismi taftildir. İsmi taftil olması sebebiyle kelime ki onu da çekmiş bir de aharu kelimesini çekmiş cem müzekker yapmış aharu ismi taftildir bu ismi taftilin hemzesi olduğu için hemzeyi katıdır arkadaşlar orası normalde eharu idi hatta yazayım mı yazayım yine de. Bakın eharu kelime şöyle Eharu kelimesini ef alü'yü aktarırsanız eharu yazacaksınız. Eharu. Ef alü'yü aktarıyor mu? Eharu. İki tane hemze denk geldi. Hemzeler birleştirerek tek hemze yapılıyordu. Birleştirirseniz ne olur? Eharu olur. Yani şu ehare fiilini, ehareyi ef alü'yü aktarmış. Yani burası hep ismi taftil olduğu için hemzeyi katıdır arkadaşlar. Geçtim bir sonrakine. Evlat velet kelimesinin çoğulu cem teksir olduğu için hemzeyi katı. Eydan. Eydan nedir arkadaşlar? Eydan kelimesi de ada kelimesinin faalün vezninde mastarı. Adanın faalün vezninde mastarı. Ne demiştik? Bu hemze mehmuzül fa olanların işte mazi ve mastarlarındaki hemzeyi katı idi. Burası nedir o zaman? Burası mehmuzül fa'nın mastarı. O yüzden hemzeyi katı arkadaşlar. En harftir. Emir işte o gösterdiğim belli isimler dışında kalan bir isim olduğu için hemzeyi katıdır. Buraya bakın bu önemli yazım itibariyle. Kendi harekesi feta. Veya buradan şunu da çıkarabilirsiniz mesela arkadaşlar. Yani tersten bakarsanız olaya. Niye ben bunu feta okudum? Sakin harften sonra gelen hemzenin harekesi feta olunca desteksiz yazılıyordu ya. Buradan bunun harekesinin feta olduğunu bile çıkarırım. Yazılış sebebi o. En harf o yüzden hemzeyi katı. En harf o yüzden hemzeyi katı. En harf. Şeyin dışında kalan bütün harfler, bütün isimler bu ismin istiyon falan. Onların dışında kalan bütün isimler hemzeyi katı da o yüzden hemzeyi katı. Ev harftir. Ehedine o kelimelerin dışında. İhvetün yine cem teksir olduğu için. Ashab yine cem teksir olduğu için. Ev yine harftir arkadaşlar. Yani böyle alıştırma görmedim yani. Ben de yoruldum. Siz de yoruldunuz. Burada da bitiyor inşallah. Ane isim arkadaşlar. O dediğim isimlerin dışında kalan bir kelime olduğu için hemzeyi katı. Ehlün yine o kelimelerin dışında kalan bir isimdir. Enfüs yine ef'ulün vezninde cem-ü teksir. Nefsün kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Cem-ü teksir olduğu için. Enne harfi olduğu için yine. Esrar. Yine sırrın kelimesinin cemisi arkadaşlar. Esrar yine sırrın kelimesinin çoğulu. Sadece bunu bir izah edeyim. Bu da önemli nihayetinde. Yorulduk ama. Mes'ul demiş arkadaşlar. Yani hemzeyi niye vavun üstüne yazmış. Onu da oturtmak lazım nihayetinde. Hemze ortaya yazılmış. Ortaya yazılmışsa hemze ile bir önceki harfin harekesini kıyaslayın. Kendi harekesi damme bir önceki harf sükun. Damme sükundan daha ağır olduğuna göre dammeyi temsil eden harf vav olduğuna göre vavun üstüne yazmış. Geçtim. Enne harfi o yüzden. Ehl o dediğin kelimelerin dışında kalan bir isim olduğu için. Ehl yine aynı. İla harfi olduğu için. Yazılmış. Şunu da bir ifade göstereyim. Se-yü-e demiş. Se-yü-e-di. Niye? Vav'ın üstüne yazmış. Bakın ortada kendi harfiyle bir önceki harfine kesinlikle kıyaslayan kendi harfi sakin bir harik feta bir önceki damme. Damme fetadan daha ağır olduğu için dammeyi temsil eden harf vav olduğu için vav'ın üstüne bu şekilde yazmış. Burada da onunla aynı durum söz konusu ki bunlar da hemze-i vasıl, hemze-i kat falan durum söz konusu değil arkadaşlar. Enne harftir, hemze-i vasıl. Fil alami demiş. Bu niye böyle yazılmış hemze-i katı olarak? Çünkü bunun tekili elemin arkadaşlar. Elem kelimesinin çoğulu alam. Kelime cem teksirdir. Cem teksir olduğu için hemze-i katıdır ki burada yine bir birleşme söz konusu. Arkadaşlar konuyu bitirmiş olduk ama herhalde ben de bittim, siz de bittiniz.
Biz bundan sonraki konuda arkadaşlar mehmus fiilin çekimini, tasrifini göreceğiz yani. Fakat onu yapabilmeniz için bu konu son derece önemli. O yüzden bu konuyu baştan izledim, işlemiş oldum. Ne yapacaksınız? Hemzeyi vasıl, hemzeyi katı olanları bilmeniz lazım. Hemze başta ortada nasıl yazılır bilmeniz lazım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum bakın. Mehmus fiilin çekimi son derece kolay. Yani salim fiille, nasıra ile aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece neyi bilmeniz lazım? Hemzenin yazımı orada sıkıntı. Yani mehmus fiilin çekiminde hemzenin yazımı sıkıntı. Burada hemzenin yazımıyla alakalı dünya örnek gösterdim. Bunu halledebilirseniz orada bir ünite sizin için bitmiş demektir. O yüzden bu konu son derece önemli arkadaşlar. Biz bir sonraki ders Allah izin verirse hemzenin çekimi, hemzenin tasrifi konusunda konusunu işleyeceğiz.